bu aslında bir tür retrospektif nitelikte bir sergi. Çünkü 1940'lı yılların başından başlıyor ve Nuri Bey'in vefatına kadar devam eden bir seçkiyle oluşturuldu. Dolayısıyla bir tür aslında Türkiye modern resim sanat tarihinin de özeti gibi. Çünkü Nuri Bey uzun sanat yaşamı ve kariyeri boyunca aslına bakılırsa çok farklı dönemlerde, çok farklı temalarda ve çok farklı tekniklerde resim üretmiş bir sanatçımız. Dolayısıyla sanatında kendi döneminin hem bazı temaları ve aslında üslupları var, hem de kendine özgü geliştirdiği farklı stillerde ve farklı temalarda da çözümlemeleri var. Dolayısıyla sergi bir tür onun kariyerindeki hep sürdürdüğü bazı temaları öne çıkarıyor. Başında 1940'lı yılların başında özellikle yakın çevresiyle başlayan bir portre tutkusu var diyelim. Bence çok da aslına bakılırsa önde durmayan, çok da tartışılmamış Nuri Bey'in bence çok müthiş portreleri var. Hem karakter analizi hem aslına bakılırsa dönemi aşan renk tercihleri ve kompozisyon anlayışıyla doğrusu bu portrelerin Türkiye resim sanatında çok ayrıcalık yeri olduğunu düşünüyorum. Akabinde sergi yine 1940'lı yılların ikinci yarısında başlayan bir soyutlama süreciyle devam ediyor. Nihayetinde Nuri Bey belki kendisinin bir süre hem merak ettiği hem aslına bakılırsa denemek istediği bir tema gibi görmüş soyut resmi. Oysa ki şimdi geriye dönüp baktığımızda 40'lı yılların sonunda başlayan hem iç mekan, natürmort kaynaklı soyutlamaları giderek hem döneminin işte geometrik ve lirik arayışlarıyla özdeşleşiyor. Ama aslına bakılırsa 1960'lı yılların sonunda da tıpkı Ferruh Başağan'ın da benzer resimleri vardır. Yakın dostlar aynı zamanda. Çok spesifik olarak sadece bir renge odaklanan, bir dokuya odaklanan, dolayısıyla aslında kendisinden başka hiçbir şeyi temsil etmeyen resimler üretiyor. Devamında ise onun o meşhur Türkiye resim sanatıyla özdeşleşmiş ikonik kadın yüzleriyle karşılaşıyoruz. Sergi bir alanda da bu portrelerin, kendisini yüz dediği resimlerin nasıl geliştiğini ve nasıl evrildiğini göstermeye çalışıyor. Çünkü bu çok spesifik bir şekilde aslında onun bir imajinasyon olarak ablasıyla özdeşleştirdiği yüzler. Dolayısıyla hem 60 başları hem de giderek bütün sanat kariyeri boyunca devam ettirdiği bu kadın yüzleri bir tür aslında Anadolu Madonnası döneminin tarifiyle veya bir şekilde Anadolu'daki bütün bu onun daha sonra geliştireceği köyden kente göç kurgusu içerisinde çok ikonik yapıtlar olarak öne çıkıyor. Nitekim sergi özellikle 60'lı yılların ortasında onun o göç meselesini nasıl masaya yatırdığını ve aslına bakılırsa hem politik olarak hem de sosyolojik olarak yaşadığı zamanı nasıl analiz ettiğini gösteren bir seçkiyle devam ediyor. Bu seçki şöyle bir özelliğe sahip bence. Tabii 60'lı yıllar Türkiye'de bütün bu Anadolu meselesinin işte köy, kent, göç ve bütün bu gecekondulaşma, sol hareketlerin başlangıç sürecinin bir şekilde özdeşleştiği bir seçkiyle oluşturuldu o bölüm. Bu şu anlama geliyor tabii ister istemez. Bir kere Nuri Bey 40'lı yılların başından itibaren hep sol görüşü savurmuş bir sanatçı. Haliyle aslında bu köyden kente göç meselesinde de köylünün bir işçi sınıfına dönüşmesi hikayesine çok özel bir odaklanması olmuş. Ve döneminde de çok ilgi görmüş, çok takdir görmüş bir tema çeşitliliği olmuş onun açısından. Bu seçkide tabii bir tür göç, işte şehirde gelip gecekondulaşma ve şehirle bir şekilde buluşma, entegre olma ama aynı zamanda bir işçi sınıfına evrilme sürecine dair çok özel birkaç yapıt var bence. Tabii bunların hepsi aslına bakılırsa seçki olarak da Nuri Bey'in sanatında bütün bu gelişim sürecinde bazı temaları önde tuttuğunu ama diğer temaları da aslında üretmekten vazgeçmediğini gösteren bir sergi oldu. Burada tabii spesifik olarak Kasaboter'de Soloboter sergilerinin temel yaklaşımı aslında sanatçıların kendi sözleriyle onlara bakmak, onları anlamaya çalışmak.
Dolayısıyla bütün hem iletişimde hem işte sergi kurgusunda yapıtları aslında sanatçıların sözlere eşlik ediyor. Dolayısıyla her temayı bir ölçüde sanatçının nasıl ürettiğini, nasıl düşündüğünü, hangi tekniklerle ve hangi sanatsal yaklaşımlarla ortaya koyduklarını gösteren cümleler eşlik ediyor. Bir de serginin tabii retrospektife işaret eden bence bir biyografik çalışması var. Bir monografi hazırlıyoruz. Dolayısıyla onun içerisinde hem sanatçının kendi özel eşyaları sergileniyor, hem de aslında sanatının gelişim evrelerindeki kritik süreçler, sergiler ve hangi yapıtları hangi dönemde ürettiğine dair bir açıklama metni eşlik ediyor.